Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, sığınaklar açıldı. Zamansız bir savaş olacak dedi. Her gün 1500 İsrailli ölür. Değerli izleyenler, Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Meyadin televizyonu bugün muhtemel bir savaşta İsrail'in her gün 1500 kişiyi kaybedeceğini belirten bir haber yayınladı. Kıymetli takipçilerimiz, Orta Doğu'da İran'da meydana gelen patlamalar ve Aruri suikastiyle tansiyon giderek yükseliyor. Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de Amerika'nın Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti. Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi ise yaralanmıştı. Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak kabul edilen Dahiye'de İsrail'in insansız hava araçlarının düzenlediği saldırıda öldürülmüştü. İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulundu. Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Meyadin televizyonu, bugün muhtemel bir savaşta İsrail'in her gün 1500 kişiyi kaybedeceğini belirten bir haber yayınladı. Haberde Hizbullah'la savaşacağı bir gün içinde İsrail, kendisine yönelik binlerce roket mermisinin ateşlenmesiyle uğraşmak zorunda kalacak. Lübnan'a savaş başlatırsa mücadelemiz sınırsız olacaktır. Bizimle savaşmayı düşünen herkes bundan pişman olacaktır ifadelerini kullandı.